Merhaba arkadaşlar, Gamer Dub kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Toxic Bubo videosundan hepinize selamlar. Uzun süredir çekmediğim ve aşırı sevilen bir seri. Ben de çok seviyorum Toxic Bubo videolarını çekmeyi. Şimdi son zamanlarda zaten sorarların birçoğu şikayetçi. Çok fazla meta perk nerf yedi. İşte Jhin süresi uzatıldı falan. Ben de bunun üstüne dedim ki hazır Survivor'lar berbat bir durumda. Yani en azından birçoğu oyundan şikayetçi. Bir de dedim üstlerine ben gideyim. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Bir de Toxic Bubba'yla karşılaştıralım onları. Yani bunu şey gibi düşünün. Sat komandos eğitimi gibi düşünün. Bunu da geçebilen Survivor'lar tamam artık olmuşlar demektir. Şimdi her zamanki gibi perklerimi anlatayım. İlk olarak son 3 perkümü anlatayım. Sonra da ilk perküm olan süründür perkünü. Yani bugünkü olayımızı anlatacağım. İlk perkümüz Evsun 3. mühür. Evsun totemimiz etkinken, yani kurbanlar tarafından kırılmamışken, bir kurbana normal ya da özel saldırımızla vurmak, o kurbana körlük durum etkisi uyguluyor. Yani o kurban bu totem kırılana kadar körlük durum efektinde kalıyor. Körlük durum efekti de şu, haritada aurasını görebildikleri şeyin auralarını artık göremez hale geliyorlar. Yani bir kurban yerdeyken göremiyorlar, kancadayken göremiyorlar vesaire. O yüzden totem kırılana kadar çok işimize yarayacak bu perk. Bir diğer perküm en güzeli en sona. Bugün sadece normal saldırımla çalışacağım için, yani testere kullanmayacağım için, nedenini de birazdan açıklayacağım zaten. Bu perk bizim için çok önemli arkadaşlar. Her başarılı normal saldırı sonucu bir nişan kazanıyoruz. Ve her bir nişan, saldırıdan sonraki silahımızı silme animasyonunu %5 kısaltıyor. Maksimum 8 nişana kadar çıkabiliyorum. Yani bu animasyonu %40 kısaltabiliyorum. Bir diğer perküm Ecel Korkusu perkü. Her yaralı, can çekişen veya kancaya asılmış kurban için bütün kurbanlar en fazla %18 olacak şekilde tamir, sabotaj ve totem temizleme hızlarına %4,5 ceza alıyorlar. Bu perkü koyma amacım da şu, kurbanları sürekli yerde bırakacağım için, yerden kalksalar bile yaralı olacakları için bu perk jhin yapımızını oldukça yavaşlatacak. Ve şimdi asıl olay perkümüzdeyiz, süründür perkü. Normal saldırımızda bir kurbanı yere düşürdüğümüz zaman diğer kurbanlar o yere düşürdüğümüz kurbanın 16 metre yakınına girene kadar o kurbanı göremiyorlar. Normalde biliyorsunuz ki bir kurban yerdeyken haritanın diğer bir ucundan bile görebiliyorsunuz o kurbanı. Ve ona yardıma gidebiliyorsunuz. Fakat bu perk sayesinde o kurbanın 16 metre yakınına girmeleri lazım. Ben de düşürdüğüm her kurbanı yerde bırakacağım için diğer kurbanlar yerdeki kurbanı aramakla vakit kaybedecek. Ve hiçbir şekilde kurbanları kancaya asmayacağım. Onları yerde bırakıp yerde ölüme terk edeceğim. Bu perkün diğer avantajları da şu şekilde. Yere düşen kurban 15 saniyeliğine %50 daha yavaş sürünüyor. Ve yerdeyken recover doldurma hızı %25 azalıyor. Sadık Benaklı Baykuş Çelengan'ı vardı. Size bir şey diyeyim mi? İnanılmaz canraşma şeyi, maçı. Dede var, Nancy var, Claudet var. O ne? Oğlum önümü arkamı şaşırdım. Bu hangisi lan? Nancy'ymiş. Bu benim takıntılım zaten ya. Tamam bununla çok uğraşmayalım. Biz şu içeridekilere gidelim. O bir dakika birisi atladı bile zaten. Dur Steve'i de alalım. Dedenin atlama sesini duydum sanki de. Şimdi güzel Steve akıllı oynadı. Testereyi çalıştıralım bunu devirsin diye. Aha devirmedi lan. E sen bilirsin. Aa nasıl yetişmedi? Neyse farkı kapattık gibi bir şey. Dedart. Steve'den müthiş bir dedart. Bir dakika şimdi ben bunu devirecek şimdi. Tamam yanına dolaşıp yakalarım diye tahmin ediyorum. Biraz babayı yakalarız gibime geliyor. Bir daha yetişir mi? Yetişemez ama başka spota gidecek. Steve akıllı oynadı. Steve'den beklenmedik hareketler. Tamam. Şimdi bunu buraya bıraktık tamam mı? Ulan map de çok açık ya. Map de çok açık. Bir de bunlar SF gibi sanki. Dede falan Steve'i kurtarmaya falan geliyordu gördünüz mü? Eğer gözünüz dün çıkmadıysa görmüşsünüzdür arkadaşlar yani. Abi bu spot Macmillan'da var mıydı? Vururum. Çok iyi. Bah. Macmillan'da var mıydı bu spot ya hakikaten? Vurur ki. Vururum ki. Nasıl vuramadım lan? Nasıl vuramadım? Çok iyi. Oo Steve'in bayı bara... Ha? La alo. Oğlum Türkçeyi unuttum lan. Steve'in barı bayağı gitti. Şimdi şuna... Şura... Hocam benim ekranımda kan çıktı ama sıkıntı yok. Steve'in barı bayağı gitti. Oğlum dede yaşlı diye görmedim acaba Steve'i? Yani çok da basit bir yerde düşürmüştüm. Yani neyse. Tam tahmin ettiğim gibi bir şey çıktın ya. Ne uyuz gerizekalı bir şeysin. Aha dedem. Ulan yaşlı başı dedik dede uçuşa geçti. Şunu kıralım. Üste buğun açık ama. Neyse hadi buğunu da kırayım. Buğun üstte değilmiş arkadaşlar. Şurada bir yerde açıkta bir dakika şu an onu gidemem. Oğlum Steve ölüyor. Steve ne yaptı? İlk düşürüşte Steve'in barına bakar mısınız? İlk düşürüşte aşk. Aa kaldırdılar Steve'i. Dur dur. Bu modda planımız arkadaşlar biliyorsunuz ki kalkan kişiyi direkt geri düşürmek. Ama Steve'i bulamadım. Ulan neyse ölümü en çok sen hak ediyorsun da. Allah'ın belası uyuz. Bu Nancy ile uğraşırsak başımız belaya girecek ya. Ama uğraşmazsak da can bitiriyor. Merhaba, dur Steve'cim seni.
Ne oluyor oğlum? Üstüme doğru Superman geldi anasını satayım. Neyse güzel oynuyor ya. Yani nadir rastlanan bir durum. Yüzyılda bir görülen neyse tutulması arkadaşlar. Dede de burada bir yerde de ulaşamıyorum dedişe. Ya sen ne aptal bir adamsın ya. Alo. Arkadaşlar bana dead art atmayı başarabilen ilk Müslüman. Sea. Zaten ben oraya gitmeyecektim ki. Size vermeyeceğim ki bu adamı. Bu adam burada ölecek. Bu modda biliyorsunuz ki yani bu tarz oynayışta benim amacım kazanmak değil arkadaşlar. Kurbanları olabildiğince sinir etmek. Ne oluyor lan? Ulan koskoca adama yaptığınız şeylere bir bak ya, koskoca adama. Tam can yapmıyorlar, çok güzel, çok güzel. 2 metre boyu var, 150 kilo bu bubba, tamam mı? Belki daha bile fazla olabilir. Yaptığınız hareketlere bir bakın ya. Tam kaldır. Onu salacağımı mı sanıyorsunuz? Kanka senin olmuyor bu dedert, alo. Oğlum oha direkt öldü lan. Adama animasyon bile çekemedim. Bö. Güzel, akıllı kulodit, akıllı kulodit. Lan adama kedi gibi davrandık. Akıllı kulodit, cici kulodit. Tamam. Yalnız şimdi diğerlerinin barı hiç az değil. O yüzden bundan sonrasını slugla halletmeye çalışacağız. İyisin dedem, iyisin dedem. O gerizekalılar orada hill'lanıyor da ben şuradan... He? Nasıl o? Steklerim 8 oldu. Çok güzel, pencere kapandı. Devirmek zorunda. Sen bilirsin dedoş. Sen bilirsin dedoş. Testleri erken açtığım için sanırım yetişemeyeceğim sandı. Ulan hiç jump perk'üm de yoktu ya. Acaba ecel korkusunu koymasam mıydım? Çok iyi. Ona mecbur sol tık attım çünkü o adam testlere yemiyor. Aha. Allah belanı vermesin. Mort, yedin taktiği. Çok iyi lan. Şimdi diğeri de buralarda bir yerdeydi. Acaba nerede? Aha. Bir iz. Gördüm. İnşallah dedenin %100 unbreakable'ı var da bu arada. Çünkü bu kendisini böyle gösterdiğine göre akıllı kardeşim beni kendisine çekiyor. Dede unbreakable kaldırıp diğerini kaldıracak. Ha? O nasıl bir cümle? Dede unbreakable atıp diğerini kaldıracak. Fuck is in my head. Paranoid. Paranoid. Arkadaşlar iyi oynayan bir Nancy nasıl mümkün olabilir ya? Sıkıntı yok. Dede de unbreakable yoksa sıkıntı yok. İstediği kadar oyalasın da pencereye atlayacak. Oğlum çok iyi oynuyor ya. Bence günah bu adam. Yani bu kadar iyi oynamaması lazım. Gel buraya salak salak hareketler yapma ya. Tamam herhalde dedenin ambresi olsa çoktan atardı ya da herhangi birisinin. Bunu mecbur asacağız arkadaşlar. Çok beklemek istemiyorum. Maçı kazanmam garantileştiği zaman süre boşa gitmesin diye asıyorum kurbanları. Şu var ya şu bak. Şu perk arkadaşlar. Maçların dengesini inanılmaz bozuyor. Kanser mi? Oğlum bu Türk mü lan? İlk maçtan amacımıza ulaştık mı yoksa ya? Bu ne dedi bana lan? Pushed mu yazdı oğlum, ne yazdı? Sen pushed. Kansersin biliyorsun değil mi? Ulan Rus adama sensin pushed yazdım diye üstüne alındı, ona küfür ettim sandı. Arkadaşlar ilk maç 4-4 yaptık falan tamam ama chatten lafımızı da yedik. Tam o tatmini alamadım yani, muhtemelen siz de alamamışsınızdır. Bu maç biraz daha zorlamaya çalışacağım. Bir de bizim Türk kardeşimiz bana vicdan yaptırdı. Hani niye pushed diyorsun, niye küfür ediyorsun falan diye, ben ona demedim. Gördüğünüz videoda hani Rus sanki bana pushed demiş gibisinden bir ironi yapmaya çalıştım ama videoyu izleyince anlarsın dedim zaten ben ona, sıkıntı yok. Ulan bu kim? Oğlum burada pencere yok muydu? Ben burayı L-spot'u sandım. E bize var dendi. Bu aralarda kıvrak modu oldu ha. Kıvrağı atan kaçıyor. Oğlum şunu erken düşürsem çok güzel olurdu lan. Ama Şeke kaçtı. Niye kaçıyorsun Şeke? Mort kaldı. Tamam güzel. Şimdi hemen şu jendekine. Alo. Ya bu bizim takıntılımızmış aslında ama. Yalnız şimdi o base'dekini gördü. Onun base'e gelmesi iyi olmadı. Ha bu aynı adammış lan oğlum. Ne oluyor? Aha. Yeni hedefler, yeni umutlar. Siz yenisiniz galiba Nia Hanım. Şimdi onu kaldırdılar. Bayağı da erken kaldırdılar. Ya Nia nereye getirdin beni ya? Oo ikinci can da bitti. Bunlar hızlı çıktı ha. Tamam bunu düşürürüz, yetişiriz her türlü. Dead Art'ı var mıdır bilmiyorum ama. Nasıl mal gibi baktı suratıma. Bunlara var ya çok zorlanacağız. Feci rush atıyorlar. Orada şey açan var ama dur bakalım şunu tekrardan hızlıca alabilirsek. Sanki biraz cıcık anlaşıyor gibiler. Evi bilmiyorsan niye girdin yani? Yamuk yumuk koşuyor evin içinde. Ben de bilmiyormuşum arkadaşlar. Burası nereye çıkıyor ya? Of onu kaldırdılar bir de hilladılar. Yo bu maç gitti o. Yok ya. Yani slug şu an tek çaremiz.
Şu armutu indirelim. Diğeri yaralı zaten. Onun nerede olduğunu biliyoruz, gördük. Onu kaldırmaya gidiyor. Bunlar SF ya, baksana. Direkt olduğu yere nasıl gidiyor? Durut 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 durut. Yedin mi aynı kaynayı? Şimdi o zaten yaralı. Yaralıyı bir bırakalım. Şurada Nia vardı. Arkadaşını kaldırmaya gidiyor muhtemelen o da. Ne yapıyorsun oradan şimdi bana? Şimdi bir dakika, oraya gidiyor gibi yaptık. Buraya geri döndük. Çünkü bu diğeri arkadaşını almaya gelecek. Gelmiş bile. Çok güzel. Çok güzel. Aha. Kim al? Oğlum ne oluyor? Alo. Adam benden hızlı çıktı. Ay. Müthiş bir dodge yiyordum. Ya senin gerçekten adrenalin mi çıktı ya? Gerçekten mi ya? Gerçekten çıktı mı o adrenalin ya? Evet, bir şeyler oluyor ama. Oo, buraya gelen var bile. Oğlum sinek gibi gitti. Pezevenk sinek gibi gitti ya. Seni salmayacağım ki. Herkes gidecek, sen gitmeyeceksin. Camp fuck diye, hadi alabiliyorsanız alın bakayım. Toksiklik boyut değiştirdi arkadaşlar. Face camp'e döndük. Yıllandılar falan ama kapıyı da açmıyorlar. Herhalde gelecekler. Geldiler harbiden. Allah Allah ya. Ulan burada sıkışık, testereyi şey yapmayalım. Tamam. Okey, barabı var. Oğlum salmayacağım. Biriniz kesin ölecek bu maç. Aynı oluyor be. Hayır. Hayır. Şöyle genişten genişten. Çok güzel. Var mı başka gelmek isteyen? Şunu bir asalım. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun sen? Hadi diğerini bulayım. Güzel. En güzel en sona, en güzel en sona, en güzel en sona. Oğlum kaldırmayın artık birilerini ya. What a match. Şuradakini kaldırdı. Sea. Hay o kıvrağınıza. Bir tanesi yerde ölecek. Diğer ikisi ayakta zaten. Bir tanesi önümde gördüğünüz gibi. Oy, bana window fake atan ilk Müslüman. Yat bakayım. Aa, yerdekini kaldırdı değil mi o? Köpek. Ulan adam 99'dayken hayata tutundu ya. Maça bak, çıldıracağım. Allah'ım yarabbim, tiplere bak ya. Yani eninde sonunda SF'ler kazanacak arkadaşlar bu oyunu. Tabii ki de kazanmamı beklemiyorsunuz herhalde. Merhaba çocuklar. Of. Sen mi? Hadi seni bir kışkışlayalım biz. Sen gel, seni asacağız. Lan bir Bloodborne'um olsaydı, ah be. Diğeri de gider aynen. Evet, yani bence iyi maçtı. 3-3 yapıp durdum, sürekli 4.'yü alamadım. Çünkü hani SF'ler yerleri aşırı hızlı buluyorlar. Ama çok iyi maçtı bence. Amacıma ulaşmamış olmama rağmen aşırı keyif aldım. Çok iyilerdi bir de, bence iyilerdi yani. Loop'u da iyi attılar. Ne onlar pes etti ne ben yani. Son Bijan Kale'ye kadar kimseyi düşürememiştim neredeyse. Evet, bunlardan da arkadaşlar iki tarafta keyif almış. Toksiklemeye çalıştık ama olmadı. Ben de çok sinirlenmedim. Ben de çok keyif aldım. Onlar da almış yazdıklarına göre. Bir sonraki maçta başarılar diledik birbirimize. Güzel, medeni bir şekilde ayrılıyoruz. Evet, bu map'te güzel olabilir. Odaları bol, iki katlı. Ama alttan üst gözüküyor sanırım. O sıkıntı olabilir biraz. Bir de gençler şey yaptım. Ecel korkusunun ruine geçtim. Hani en azından bir tane jump perk'üm olsun istedim. Çünkü iki maçtır görüyorsunuz inanılmaz hızlı bitiyor jenler. İz yordu bir dakika. İz görürse delenir bu olan. Oha, direkt takıntılıyı buldum lan. Oğlum bu kıvrak da moda oldu ya. Yandık var ya, kıvrak moda oldu ya, yandık. Kanka burada palet yok, ne yapıyorsun? Çok güzel, hızlı başladık. Burada ne oluyor? Burada biri var. Leon kardeş. Oo, batırdı. Batırdı. Uy, sen adamsın var ya sen. Bir şey diyeceğim. Onu yapan bir kişi daha varsa diyecektim ki. Sizce kim arkadaşlar? Yani zor bir tahmin değil. Dedem merhaba. Oğlum çok hızlı bir başlangıç oldu benim için ya. Ya dedoş ne? Oğlum yukarı mı? Alo. Sayın gerizekalı hanım. Oo. Paletin de içine sıçtın. Ha bir de bu tarafta kaldın. Şuradan birisinin önüne çıkabiliriz. Merhaba. Keşke çıkmasaydık yani. Bu salağı mı buldum bula bula ya? Devir devir devir. Baban koydu ya oradaki tüm paletleri. Baban koydu ya, devir. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde takıntılıyı testereyle düşürmeyi planlıyordum ama bu maç öyle planlamıyorum. Çünkü Feng'i erken düşürmüştüm. Barı azalmış olmalı.
Bunu bir aynen bak, fena değil barı. Bunu sol tıkla düşürelim ki bunu da aramaya devam etsinler. Çünkü testereyle düşürürsem yerini görüyorlar. Keşke biraz daha yavaş konuşsam ya. Hızlı konuşan ben değilim, yavaş dinleyen sizlersiniz arkadaşlar. Tamam, üçüncü mühür duruyor. Şu an hepsi körlük durum etkisinde. 16 metre yakınına değil, dibine kadar girmeleri gerekecek arkadaşlar birisini görmek için. Dur, vuramayacaktım. Lan oğlum, vursam vuruyormuşum Leon, aptal mısın ya? Kanka, sence de fazla respekt attırmıyor musun? Ulan beyinsiz. Size acıdım, orada 4 slug yapmadım. Benim canımı sıkma bak. Ya bu spot da öyle bir spot ki. Seyah deliş. Bari sana dönelim anasını satayım, ne yapalım? Burada palet yok, nerede dönüyorsun? Adamı uyarma, sen belki de kaçmayacak. Niye uyardım adamı? Mal mısın oğlum Ahmet? Mutlak kırmamız gereken bir palet. Efsun 3. mühür de gitti. Ulan yavaş yavaş maç elimden kayıyor, ne oluyor? Tamam, güzel trik. En azından aşağı hızı düştük. Ulan Feng sıçtın batırdın takımı anasını satayım. Takımın var ya, içine ettin ya. Takımın içine ettin ya. Şunu da bozalım ki yavaş yavaş bu sıfıra düşsün. Şimdi Ojen'e gelip Ojen'i %15'te bulurlarsa moral kazanırlar arkadaşlar. Dedenin öksürüğünü şu tarafa doğru giderken duydum ben. Dedem olur. Vallahi ben de arada bir yapıyorum bak, bana da gülüyorlar. Gördünüz mü arkadaşlar, herkese yaşanabilir, yani herkes yaşayabilir böyle şeyler. Çok normal şeyler bunlar. Ben dedemi kesinlikle çok iyi anladım. Çok iyi anladığımı düşünüyorum dedemi. Gel buraya Leon. Kalabalıkta atar yapıyordun. Gel bir de başa başken. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar neydi yedim ya? CS mi oynuyoruz oğlum? Adam pop flash attı. Tarasaydın AK'yle. Tara AK'yle bir de beni. Oho reis, ne yaptın? Oğlum burada niye palet yok lan? Yazık, senin şansına var ya. Senin şansına. Adamı keşke biraz daha bekleseydim de daha dipte düşürseydim. Merhaba Mikoş. Ne oldu şimdi? Ne yaptın yani tam olarak? Alo. Kayla'yı bulmamız iyi işler. Oy, bunun bari yarıdaymış. Bize hiç böyle bilgi gelmedi. Aha. Seyahat. Dedeciğim ya, sana şey yapalım biz. Pansuman yapalım. Pansuman Krause. Nasıl espri? Yat bakayım yere. Aslanım bak, atarı yapıyordun. Ulan bir Huntress olsam da oradan kafana vursam baltayı, tamam mı? Hala loop atıyor yani. Sanki normal bir maç oynuyormuşuz gibi. Hala loop atıyor ya. Kanka. Kat palatı kırmadan kaçtın gittin oradan. Ne amacı kaldı o loop'un? Akıllıca, güzeldi, yalan yok. Güzeldi, yalan yok. Merhaba. Dedeciğim ne yaptın ya vallahi. Kolay gelsin. Ha, oradan volt atacaksın sen, tamam. Devir şimdi onu. Hop, işte testere gücü. İşte testere gücü. Testere gücü de Türk takımı gibi oldu arkadaşlar. Yani bir takım kuracak varsa. Ne yapacaksın dedem şimdi oradan? Vallahi kurtarmaz. Sana bir edit çekelim dedem ya. Bu videoyu hiç çekmedik. Ne yapıyorsun gerizekalı? Bir dur, bir edit yapıyoruz. Bir şey yapıyoruz değil mi şurada? Ha? Bir insan nasıl bu kadar mal olabilir ya? Gerçekten İsviçreli bilim adamlarına rica ediyorum. Beni bir araştırabilirler mi ya? Hani orada sakin olmadığım için adam şu an 85. turunu atıyor bana karşı. Vururum ki. Nasıl ya? Oğlum nasıl? Bak gördünüz mü? Bir tane hata. Adam da şimdi kendisini bir şey yapıyor sanıyor. Allah belanı vermesin. Bulduğu spotlara bak. Orospu cadı. Bari aptal, Allah'tan şeye gitme. Bunda Windows perk'üm var ya. Hepsini lapur lapur buluyor. Kapıyı açar mısınız efendim? Ya Leon, şuradan vursam ya kafasını anasını satayım. Sen hala yaralı mısın ya? Bir de sen döndür bizi. Döndür anasını satayım. Döndür. Yaşandı kardeşim. Onunla kralı yaşandı. Hiç sıkıntı yok. Bunun dedardı var arkadaşlar. Biliyoruz. Bekleyelim dedardını. Atsın şimdi. Hop. Oğlum dedard gidişi çok komik ya. Vallahi billahi, yani bu nasıl bir animasyon ya? Adam Superman'e dönüşüyor ya. Oz büyücüsü, gel buraya. Aynı yere geldin de burada bir şey yoktu. Sen delmiştin buraya hatırlarsan. Oo, Leon'u çok hızlı aldılar çünkü yanındaydı birisi. Şuradan o kişinin önüne çıkarım gibime geldi. Çıkamadım arkadaşlar. Çıkamadığımla yetmediği gibi gön algımı da kaybettim. Aha, o da öldü. Ne yapıyorsun lan? Cadı. Bir şey diyeceğim. Feng'i ben bir iki kere düşürdüm ya, ondan sonra hiç Feng'i gören var mı? Adam da kendisine içerik çıkartmaya başladı. Yani saklanmaç oynuyor şu an. Bak. 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 Gerizek. Aha. Muradın erdin mi lan? Ah!
Ne yapıyorsun? Keşke ermeseydin muradına. Yani şu hareketleri yapacağını bilsem muradına erdirmezdim seni. Şimdi yukarıda gezmeye gerek yok. İsterse jenlerin hepsini bitirsin, bir önemi yok. Aşağıda kapak aramaya çalışacağız. Bu maç 3 maç arasında en keyif aldığım ve amacıma en ulaştığım maç oldu. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. 2 kişi çok erken öldüğü için muhtemelen 10 dakika daha maçı izlemek istemeyeceklerdir. Yani onlardan laf yiyemeyeceğiz gibi arkadaşlar. Feng, bu tarz koalalar genelde şanslı oluyor. Bu adam %100 hash'ten gidecek. Oğlum öldü falan mı acaba bu yani? Bilgisayar başında hık dedik aldı mı ne oldu? Ben bir daha göremedim bu adamı ya. Yani başka ihtimal yok zaten. Yalnız gençler, Yamaoka maçına çok yavaş başladım. Sonlara doğru çok fazla adam düşürdüm. Buna da çok hızlı başladım. Ama en uzun süren maçlardan birisi oldu. Yani ne olacağım değil, ne... Niye oldum mu? Neydi lan Olaf? Siz anladınız Olaf'ı. Olaf iyi bir laf arkadaşlar, yani güzel bir laf. Map'imiz loop açısından biraz güçlü bir map. Bir de açık bir harita olduğu için belki bulmaları daha kolay olabilir birbirlerine ama sıkıntı yok. Oy 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 oy, sana dönelim. Şimdi bu diyor ki niye ben? Bak şu an testlere çalıştırmamı bekliyor. O yüzden bir minik bir kalp krizi geçirdi. Ne oluyor lan? Oğlum bak. Aptal aptal hareketler yapma. M1'imi vuracağım, gideceğim. Ya tamam, yap bunları. Hani sıkıntı yok. Bunlar işime gelir de. Atletle gelmişsin. Senden de bir tane sistemi alayım. Erkenden çalıştırayım ben bunu. Akıllıca kanks, akıllıca kanks. Oo, nasıl heyecan yaptı, nasıl? Yine erkenden çalıştıralım. Tam devirmek zorunda derken deviremedi bile. Yani keşke M1 ile düşürebilseydik ama sıkıntı yok. Erken çalıştırdığım için adam yetişmem sanıyor, yetişemem sanıyor. Oğlum seni ne ara hilladılar lan? Merhaba. Ama yetişebildiğim için işte adamı düşürüyorum yani arkadaşlar. Zaten cümlenin devamını anlamışsınızdır yani. Lütfen her şeyi bana sormayın ya. Kanka sen ne kadar kötü bir oyuncusun ya. Sabahtan beri karşıma neler neler geliyor. Sen niye böyle oynuyorsun? Şu David biraz bela olacak arkadaşlar bize. Gördüğünüz gibi. Oğlum şu adam hayatımın özeti olabilir ya. Tam her şey güzel gidiyor derken adamın kafasına bir anda darbe indiriyorum anasını satayım. Zarina'dan ilginç hareketler. Yani bir double deckler efendim. Hop. Güzel. Oo, T-Bag yedim. Ya David'e şimdi vurup steklerimi hiç etmek istemiyorum. Ulan bunu mami yapınca yiyorsunuz. Yaşasın kötülük. Domestos yağ pası kiri siker atar. Erken çalıştır oğlum Ahmet. Devam Ahmet, devam, kapat oğlum. Çok makine çok ısındı arkadaşlar. Makine ısınmazsa ben böyle bir şey yapmam, beni bilirsiniz. Bir dakika. Stek delme pahasına sıkıntı yok. Yeter ki şunu oradan çıkartmayalım arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Oo, hiç yan yapamıyorlar. Hepsi burada. Hepsi burada. Hepsi burada. .com. Böyle bir reklama ne gerek var değil mi mesela? Yani şu nasıl hit olmaz bana? Bir bilge yücelik insan açıklayabilir mi arkadaşlar? Alo. Haha, o her zaman olmaz aslan. O her zaman olmaz. Şu an var ya, yemin ediyorum full tilt. O kadar tilt oynuyorum ki şu an. Yani kendime tilt oldum ya. Seha bacı. Seni de indirelim istersen. David arkadaşlarının sana ihtiyacı var. Şunu kıralım. Tamam, sen defol git nereye gidiyorsan. Benim umurumda değilsin ki, ben buradayım yani. Bundan sonra buradayız arkadaşlar. Tamam, David'in de yerini öğrendik. Üçüncü mühürümle ruinimi, ikisi de gitti. Seni yaralayacağım şimdi. Yaralayamadım. Yani bazen çok atar yapmaya gerek yok arkadaşlar. Seni şimdi yaralayacağım. Yani hiç gerek yok böyle şeylere. Tamam, hepsini kaldırdılar. Tam da istediğim buydu. Yani David'in oraya gideceğini tabii ki de tahmin ettim arkadaşlar. Aptal değilim. Ama ne haber ya kız zilli. Sen ne kadar tatlı bir oyuncusun lan. Yani adam hiçbir şey yapmadan window fake yedim ya. Oğlum bu ne yapıyor lan? Alo. David boş yapma, çekil yanımdan. 1.90 falan dinlemem valla, kafayı gömerim ha. Alo oğlum, seni korumaya gelenler var zaten. 8 stack'ten kurtuluş var mı sandın lan? Diğeri yerde ölecek, diğeri yerde ölecek. Ölüyor, 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 ölmek üzere. David onu kaldırmakla uğraşıyor şu an. Kaldırdı yani. David Hızır mısın be kardeşim? Ya bu çocuğu ya. Oğlum koruduğun kişiye bir bakar mısın kanka ya? Allah aşkına. Koruduğun kişiye bir bak yani. Lan oha, düşer düşmez öldü. Kahrından öldü lan. Kardeşim hadi koru. Şu erken hitlerim beni bir gün delirtecek. Vallahi billahi. İşeyeceğim ya. Kendi ağzıma işeyeceğim böyle üstten. Sırf şu salak hitlerim yüzünden.
Ya aptal, ora tek girişli bir oda mı ya? Ora tek girişli bir oda mı? Ne yapıyorsun ya? Ben de diğer tarafa falan geçti sandım. Aha. Yani takımın ne durumda? Takımın ne durumda? Hala bana burada şov yapıyorsun ya, respect falan attırıp. Dene lan. Dene köp. Ha? Ulan onu bile vuramadım ya. Duran adama vuramadım ya. Arkadaşlar ne demiştik? Sat komandosu testi. Psikolojik test yani. Her şey fiziksel olmaz. Mesela psikolojisini zorluyorum adamın. Ya düşmanla karşı karşıyayken sinirini bir an kontrol edemeyip saldırmaya kalkıp vurulursa, ya da onun yüzünden bir arkadaşı vurulursa, anladın mı? Bunlar hep psikolojik test. Her şey fiziksel güçlü olmaz. Eğer öyle olsaydı bizim Ali herkesin üstüne oturarak herkesi yenerdi, ama öyle değil işte. Niye? Mal çünkü. Biraz beyin lazım. Psikoloji bilmek lazım. Aha aynen. Ha, kapağı şimdi bulayım. Çok güzel. Sonra biri kalınca bulmayayım. Dördü de ölünce kapak bulayım. Yazamadım la. Ne diyorsun? Kudursunlar, çıldırsınlar, devam. Adam kendi diline geçti arkadaşlar. O büyü yaparsa ben de yaparım. Yapacak bir şey yok. Evet gençler, videomuzun sonuna geldik. Tüm maçlarda amacımıza ulaştık sayılır. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. Eğlenceler.